hoş geldiniz. Bugün sizlerle müthiş bir vlog çekiyoruz. İnanılmaz bir icat. İnanılmaz bir alet. Çağımızın müthiş aleti. Oo, çapkın buradaymış kaptı. Arkadaşlar çapkın video oldu mu dayanamıyor. Anında buraya damlıyor. Bir öpücük ver. Dın dın. İşte bu. O müthiş alet, o bayıldığı, herkesin çıldırdığı alet, stres çarkı. Arkadaşlar bu stres çarkı bence dünyanın en saçma sapan şeylerinden bir tanesi. Ama manyak tuttu ve acayip patladı gitti bu. Yani herkes stres çarkı oyunu oynuyor, herkes stres çarkı alıyor. Hani hiçbir olay diyor, dönen bir şey ama bakacağız nasıl bir şey diye. Gerçekten çok enteresan. Bu arada geçen gün biliyorsunuz ben İzmir'e gittim arkadaşlar. Dün daha doğrusu. İzmir'e gittiğimde bana bunu çok sevgili bir Brakus ekibi Arda, Ahmet ve Bedri hediye etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynı zamanda burada çok güzel bir anahtarlık var. Bunu da Berke hediye etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar bu hediyeleri için. Zaten şu stres çarkı videosu çek falan filan diyordunuz. Vallahi bizim bu Brakus ekibinin içine mi doğmuş nedir? Adamlar bana stres çarkı getirdi abi. Şimdi bu stres çarkının böyle bir kutusu var. Böyle bir şey. Üstünde ne yazıyor? Long spring system. How fast can you go? 7 metal beard. Evet, İngilizce benim burada bitti şu an. Şimdi anladığım kadarıyla arkadaşlar bunun olayı bunu hızlı bir şekilde döndürmek. Yani ne kadar hızlı çevirebilirsek o kadar bu konuda usta olmuş oluyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle bir paketi var. Şuradan açılıyor böyle. Bak paket açılımı yapıyorum. Stres çarkına paket açılımı yapan bir adamım ben. Pekala böyle açıyoruz sonra bunu böyle atıyoruz. Çünkü hiçbir olay yok. Böyle bir şey. Bu stres çarkı. Böyle alıyoruz. Vallahi arkadaşlar ucuz bir şey de değil ha bu. Yani öyle çok ucuz bir şey de değil. Anladığım kadarıyla bunun fiyatlarına göre sürümleri falan var. Pahalıları falan da var yani. Bu değişik bir şey. Böyle elimize alıp çeviriyoruz. Değil. Bu değilmiş. İşte ben de dedim ki ulan bu mu yani? Bu dedim saçma sapan bir şey bu dedim ama bu değilmiş. Asıl olayı şuymuş. Bakın şimdi şu hareketlerimi çok iyi izliyoruz. Bu arada bu anahtarlık 10 numara bir anahtarlık. Biliyorsunuz ben Fenerbahçeliyim. Buradan anahtarlık da çevirelim. Şimdi arkadaşlar hareketlerimi çok iyi izliyoruz. Bakın öncelikle şöyle bir sallıyoruz çarkı. Evet kıvama geldi. Bakın şu an kıvama geldi. Şunu yapıyoruz. Bu da çok önemli bir hareket. Çapkın. Sallıyoruz çapkın. Ha çapkın da cevap verdi. Ondan sonra arkadaşlar şu parmaklarımızı şu konuma getirdikten sonra stres çarkımızın bir tane ucuna bir yüzüne bu parmağımızı dayıyoruz. Diğer kısmına da burayı dayıyoruz. Bu dayama hareketlerini yaptıktan sonra döşemeye yani çevirmeye başlıyoruz. Şimdi burada maksat ilk etapta bunu olduğunca hızlı çevirmek. Sonra evet. Sonrası işte işin sonrası çok garip. Bunu parmağımızın ucunda tutmaya çalışıyoruz. Bu nasıl stres atılıyor? Yani çağımızın modern problemi stresi bununla nasıl atabiliyoruz? Harbiden anlamış değilim ama oğlum bu düşüyor. Bu bayağı zor bir şey. Baksana abi. Haydi. Ha. 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 Vallahi arkadaşlar bizim için de bir challenge olsun. Uzun zamandır challenge yapmamıştık. Stres çarkı challenge yapıyorum şu an. Ne kadar uzun süre tutabilirim? Gerçekten ilk kez kullanıyorum. Bunun bazı yöntemleri varmış. Yani bazı kullanım şekilleri varmış. Mesela böyle çevirdiği zaman abi bu masaya bir şey olacak diye çok korkuyorum. Evet arkadaşlar buraya bir masaya bez serdim. Çünkü masanın kırılmasını istemiyorum. Yani kırılmaz tabii ama bakın bayağı düşüyor lök diye. Bu masanın üzerinde falan oynuyorsanız masanızı çizebilir, zedeleyebilir. O yüzden böyle bir şey üstüne sermenizde fayda var. Şimdi biraz daha rahat oynayacağız. Çapkın da bana destek oluyor şu an. Aferin Burak abicim diyor. Ve gel şimdi yapmaya çalışacağım 3 tane 4 tane challenge var bu konuda. Birincisi hızlı çevirme ve şu parmakta tutma muhabbeti. Evet şu hareketi yapıyoruz. Evet şöyle. Abi buraya ama parmağıma çarpıyor bak. Şöyle yapıp. Heh. Yaptım lan şu an bütün stresim gitti. Allah'ım ne kadar güzel bir dünya ya. Allah'ım ne kadar hoş bir dünya ya. Böyle mi çünkü bu çok hızlı dönmüyor ki bende. Dur bir dakika şöyle. İyi döndür lan. Dön lan iyice oğlum. O böyle de bunun. Oo şu an harbiden çok hızlı döndü lan. Bak. Bak. Bak baba gördün mü? Ama işte tutması çok zor harbiden ha. Bir dakika.
Oo. Ağzınıza falan girebilir, dikkat edin arkadaşlar. Evet, bir tur daha. Hop. Allah'ım ya Rabbim arkadaş, bu nasıl bir şey ya? Bir dakika, şöyle yapalım, hep farklı yapalım, şöyle yapalım. Böyle de durmuyor. Bu harbiden zor bir alet. Bu peki, bunun böyle bir durumu var. Bir de zıplatma olayı var. O zaten daha en zor trik. Şöyle. Oğlum ben bunu hayatta yapamam la. Ben bunu hayatta yapamam ya. Bir dakika, şöyle şunu deneyelim. Ah! Haydi! Anan ağzına sıçam. Ne biçim bir aletsin lan sen? Bir dakika arkadaşlar, çok daha çılgınca bir şey deniyorum. Bak! Bak! Yok, olmadı. Acaba ferahlatır mı lan bu beni? Dur bakayım. Bir boka yaramıyor. Bunu böyle çevirmek de harbiden zor ya. Bir dakika, şu olay bak. Olay şu. Şimdi bunun burada da 3 tane dairesi var. Peki bu daireler dönüyor mu yani? Bu daireler evet. Bunlar herhalde dönmüyor. Dönüyorsunuz da ben döndüremiyorum. Benim yapabildiğim maksimum şey bu arkadaşlar. Aha da bu. Onu da yapamıyorum. Bak. Bu lan manyağa sesleniyorum. Bunu niye buldun ya? Bu ne acayip. Telefonumu kırıyordum lan. Bir dakika kardeşim, bir saniye. Şunu yapıp şuna yapmaya çalışacağım artık. Abi düz parmağımda durmuyor ki. Bak şu çevirildikten sonra sapıtıyor bu ya. Bak ana. Ha. Şimdi zıpla. Bak birazcık olayı kavradım bak. Birazcık olayı kavradım. Dur. Hop. Bir dakika. Şu olay şu bak. Şu. Tamam böyle. Ama böyle şurada durması lazım yani. Videosunu izledim. Çocuk öyle yapıyor. Buradan atıyor anasını. Buradan bir dakika. Şuradan. Anasını çarpıyor. Oynamıyorlar. Valla arkadaşlar, bu bende stres yaptı. Bunun stres aldığı mı aldığı yok. Ama bakın, ben size asıl stresin nasıl alındığını göstereyim. Stres anahtarı. Bu da benim buluşum arkadaşlar. Şu hareketleri yapıyoruz. Bakın. Bak gözüm kapalı bak. Bakmadan yapıyorum ha. Bak atıyorum tutuyorum. Bak dünyada ilk. Bak. Sizin anlayacağınız arkadaşlar, bu bende stres atmaya falan pek bir yaramadı. Bunda ya, bu bir stres atma aracı değildir. Öncelikle ben onu söylemek istiyorum yani. Bunu böyle çevirerek kimsenin ben stresini atacağını düşünmüyorum. Ama böyle hareketler falan yapabildiğiniz eğlenceli bir çark diyebiliriz. Öyle hani adı yanlış. Stres çarkı değil ama böyle döner geç falan olabilir. İşte döndür çevir bilmem ne olabilir. Dön fırlat olabilir. Bir şeyler olabilir. Yani ama stres için stres atayım hadi şunu çevireyim falan böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir kuş besleyebilirsiniz. Mesela çapkın. Yani stres atmak için arkadaşlar gezebilirsiniz. Bir yerlere gidebilirsiniz. Evinizde hayvan besleyebilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz ama yani bununla stres atılacağını zannetmiyorum. Bunun adını değiştirin. Lanet atın lan bu makineye. Vallahi arkadaşlar, bugün İzmir'den döndüğüm için yalnızca bir video atabildim. Normalde biliyorsunuz 2 video atmaya başladık. Yarın da yine 2 videomuz gelecek. Çünkü bu 2 video olayını çok sevdiniz. Ben de çok seviyorum gerçekten. Zaten eskiden de seviyordum ama işte okulum olduğu için falan atamıyordum. Ama artık benim okul da biraz rahatladığı için. Çünkü bu ay biliyor musunuz bitiyor. Bak çapkın da yine geldi. O yüzden 2 videoya çıktık. Yine 2 videomuz gelmeye devam edecek dediğim gibi. Biraz yoğunluğundan dolayı bugün sizlere bir video atabilmiş oldum ama yarın hiç merak etmeyin, yine 2 videomuz devam edecek. Valla böyle arkadaşlar, stres çarkı dediniz. Yorumlarda stres çarkıyla oyna dediniz. Sizler için stres çarkıyla da oynadım. Ben daha ne yapayım çapkın. Stres atacağıma stres oldum burada. Stres oldum ya. Stresli bir insan oldum. Neyse arkadaşlar, bu stres olaylarına çok kafanızı takmayın. Bu işlere çok girmeyin. Kendinizi de çok üzmeyin. Ben de bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler.